YouTube'a başlama nedenin? Anlamın terini parayla silmek için başladım. Şakaydı. Evet, son hazırlıklarımı yapıyorum ve video zamanı. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Sen. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir soru cevapla beraberiz. Tam dördüncü soru cevabımız oluyor. Hemen aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve dilerseniz hemen videoya geçelim. Fakat bundan önce 3 kişiye selam yollamam lazım. Büşra, Evrim ve Buse. Evet, üçümüzden selamlar, tamam. Şimdi videoya başlamadan önce bir enerjimizi almamız lazım. Onun için de şöyle bir salatalık. Evet. Ve bir adet de mandalinamız, şöyle görüyorsunuz. Taze, pazardan alınmış olması lazım. Şunu da yiyelim ki enerjimizi alalım. Enerjili bir şekilde başlayalım videomuza. Bunları da arkadaşlar varsa sobanıza falan atabilirsiniz, ama soba kullanan var mı artık bilmiyorum. Bizim evde doğalgaz var. Ben gidip kapıcıya vereceğim artık bunları. Şöyle görüyorsunuz, ayıralım. Ama bunun vitamini kabında olduğu için şu şeylerini soymayın arkadaşlar. Böyle yiyin yani. Şöyle. Gayet de güzel yani. Ne var bunda? Böyle tek tek yemekle de uğraşmayın böyle. Bu niye açık lan? Evet, gördüğünüz gibi yedim arkadaşlar. Ve enerjimi aldım. Çok enerjiyim şu an. Düz duvara bile tırmanabilirim. Ama tırmanmayacağım. Çünkü burada soru cevap yapıyoruz. Her neyse. Soru cevaba geçelim arkadaşlar. Bu sefer arkadaşlar çok çok az bir soru yok. Bayağı bir soru sorulmuş ve çoğunu da beğendim. Cevaplayabildiğim kadarını cevaplayacağım. İnşallah beğenirsiniz. Evet, ilk sorudan başlıyoruz. Emin oyuncu, hayalindeki ekipmanlar neler? Hayalimdeki ekipmanlar şöyle Razer bir set olabilir aslında. Hiç fena olmaz. Ve Rode NT bir mikrofon arkadaşlar. Bunu isterim ben. Emin oyuncu da buradan selamlar. Karabiber Gaming. Ölmeden önce yapacağın 5 şey. Birincisi kelime-i şehadet getirmek. Ölmeden önce. İkincisi... Bir de artı bir yazmış kendi altına. İkincisi arkadaşlar güzel bir odayı böyle dizmek, ekipmanlarla falan filan donatmak, böyle gaming stüdyo falan yapmak. Üçüncüsü yurt dışına gitmek. Dördüncüsü güzel bir İngilizce, yabancı dile sahip olmak. Beşincisi ne? Beşincisi ne? Şaka yaptım. Beşincisi de YouTube'a böyle devam edebilmek. Oyun prensi de ölmeden önce yapmak istediğim 3 şey. Deminkinin ilk üçünü alabilirsin. Staff Darko, kanalının nasıl gelişmesini isterdin? Kanalımın güzel bir şekilde gelişmesini isterdim. Çok saçma olur. Kanalımın yavaşça patlamasına gerek yok ama belli düzeylerde sağlam bir kitleyle gelişmesini isterdim. Güzel videolar atarak sağlam bir kitleyle gelişmesini isterdim. Öyle 600k aboneli kanallar var, 10k izleniyor. Yani böyle bir şekilde gelişmek istemezdim. Sağlam bir şekilde gelişmek isterdim. Prof Kadir, YouTube için neleri feda ettin demiş. YouTube için çok şey feda ettim. Birincisi ilk başta olarak zamanım. Zamanımı gerçekten çok fazla feda ettim ve okulumdan da birazcık feda ettim. Yani kişisel eğlencemden feda ederek sizlere videolar hazırladım. Berkant Candemir, partner şirketin ne, lütfen videoda sor, beni ünlü yap diyor. Berkant Candemir, artık bir ünlüsün. Sokakta gidebilirsin, ilk gördüğün kişi senden imza isteyecek. Çok ünlü birisin artık. Partner şirketim ne? Partner şirketim arkadaşlar Gizza AŞ. AŞ'si var mı bilmiyorum da Gizza. Emir PvP, kardeşin olayım, boynuma dola Sinan abi. Evet, şu ana kadar her soruyu cevapladığım için bu da araya karıştı. Berat Aslantaş, nasıl YouTuber olmaya karar verdin? Başta bana şöyle demişlerdi: 1000 izlenmeye 1 dolar. Paracıklar, paracıklar, toplar sürüme paracıklar, hoppiii. Ben de düşündüm, 1000 izlenmeye 1 dolar. Hiç fena bir rakam değil. Ben de yaparım, zengin olurum dedim. Bu yüzden açtım.
Hayalim oydu başta para kazanmakta ama sonradan olayları anlayınca parayı pek de önemsemedim. İşime odaklandım bu şekilde. Ve başta da rehber videoları çekip sizlere yararlı olabilmek vardı aklımda. Böyle oyun bu tarz videolar yoktu. Ama şu an buradayım, çok ilginç. Allah Allah Allah. Wolf oyuncu Yasir, abi helyum gazı ile giriş yap. Helyum gazım yok. Maalesef helyum gazım yok. Henüz o kadar zengin bir YouTuber'lık aşamasına geçemedim. Helyum gazı yok arkadaşlar. Ama bir gün olursa denerim. Aynen denerim. Kaan Uzuner sormuş. YouTube ortamında kıskandığın YouTuber veya YouTuber'lar. Yok. Kıskandığım YouTuber yok. Kıskanmaktan ziyade onlar için gurur duyuyorum yani. Ve onların yolunda ilerliyorum ben de. Yani kıskanma gibi bir durum söz konusu yok. Sadece ben de hırs yapıp birazcık daha onlara benzemeye çalışıyorum. Onlar gibi olmaya çalışıyorum. Onların yaptığını daha da ilerisini yapmaya çalışıyorum. Lite Splash, inşallah doğru okudum. Adını ve adının anlamını seviyor musun? Adımı seviyorum ama anlamı sivri mızrak ucuna deniyormuş. Pek sevdim söylemez ama fena değil yani. Adımı da seviyorum. Anlamını seviyor muyum bilmiyorum. Sivri mızrak ucu işte, bilemiyorum. Oyuncu CSGO, Jitter Klee'ye hangi mouse ile başladın? Çok güzel bir soru sormuştun ama Jitter Klee'ye başlamadım ben ve hayatımda da hiç yapmadım ve yapamadım. Jitter Klee yapamıyorum ben abi. Hangi mouse'a başladığımı sorum. Görkem Güler, YouTube'a başlama nedenin? Alnımın terini parayla silmek için başladım. Şakaydı. YouTube'a neden başladım? Bunu anlattım. 1 dolar varmış beni izlemeye. O yüzden başladım. Ama şu an işleri kavradım. Ve 1 dolar için de video çekmiyorum. Meriç Palaç, Optimum'da belirli tarihte buluşma yapar mısın? En kısa sürede Ali ile beraber buluşma yapmayı zaten düşünüyoruz. Sizler sadece takipte kalın. Konsolcuk yaratıcı bir soru sormuş. YouTube'da hangi kanalın yerine geçmek isterdin? Hangisini isterdim? Melih abininkini isterdim. Çin'de okuyorum. Onunkini geçmek acayip isterdim. Çünkü adam Çin'de okuyor çünkü. Onun yerine geçsem çok müthiş olur. Hem üniversite okuyor, hem Çin'de, hem dil biliyor. Yani müthiş. Kesinlikle onun yerine geçmeyi isterdim. Spear Games soru. Onur oyunda, abi kaç yaşındasın, kaç yaşında YouTube'a başladın? 16 yaşındayım ve 15 yaşında başladım. Emir Reis, abi bence 15 bin abone falan olduğunda normal bir video olarak bir günüm adlı video çekersen bence herkes ve ben dahil mutlu olurum demiş. Bir günüm adlı vlog en kısa sürede gelecek arkadaşlar. Benim zaten kafamda vardı ve Emir de istiyorsa, çok işte mutlu olacaksa, bir günüm adlı video en kısa sürede gelecek arkadaşlar. Dead Gaming TR, ekipmanlarını tanıtır mısın? Lütfen adımı oku. Arda Salur. Tamam, Arda Salur. Salur. Ekipmanlarımı tanıtayım. +9 hıyar. Ekipmanlarım Razer 10 lira, Razer mikrofon süngeri, Razer mandalina kabuğum, Razer mikrofonum, Razer kıyafetim, Razer dünya. Dünya Razer. Ekipmanlarımı tanıtmıştım zaten o da vlogunda, kusura bakma. Oyun adası çok ilginç bir soru sormuş. Abi 28 yaşına kadar YouTube'da olacak mısın? Onu ben bilemem, Allah bilir. Bilemem. Evet. Allah bilir. CD Gaming, CD Gaming gibi oldu. CD Gaming, abi bir günde ne yaparsın? Bir günde ben okula giderim, okuldan gelirim ve bilgisayara bakarım, ders çalışırım. Bunların dışında hiçbir şey yapmıyorum, bu kadar. Serkan Filiz, hayalinde nasıl bir YouTube kanalın olsun isterdin? Benim için abone sayısı önemli değil. Sizlerin bana ne kadar ilgi gösterdiği önemli. Gerek 20 bin olsun kanalımız ama izleyicilerim aktif olsun ve bana değer versin. Bu bana yeterli arkadaşlar. Ama gitgide de abonenin artması da iyi bir şey. Önemli olan izleyicilerin size değer vermesi. Abone sayısının orada 500 bin 600 bin gözükmesi değil. Demirnal, boyun kaç? Herkesten uzunsun. 1.70 misin? Vallahi ölçmedim ki. Oğlum ölçmedim ki ama. Ama çok içten uzunum. Evet, uzunum. Ali hatta yanımda birazcık ufak kalıyor. Dur la, dislike atar. Çok içten uzunum arkadaşlar. Boyum
1.70'in üstündedir herhalde. Ben öyle düşünüyorum. Boyum uzun. Çoğu kişiye göre uzunum arkadaşlar. Bu bir gerçek. Zaten fark ettiniz çoğu fotoğrafta. Carlos çocuk herhalde, öyle okunuyor. Amaçsız Ali abiyle nasıl tanıştın ve AliExpress'ten alışveriş nasıl yapılır, bununla ilgili video çeker misin demiş. AliExpress'ten nasıl alışveriş yapar bunu internetten bulabilirsiniz ama amaçsız nasıl tanıştığımı söyleyecek olursam, tanışmadım. Ben doğduğumdan beri onu görüyorum valla. Nasıl tanıştığımı inanın bilmiyorum. Küçükten beri aynı yerde oynuyoruz. Tanışmadık herhalde biz, direkt beraber mi doğduk anlamadım, öyle. Annelerimiz zaten çocukluk arkadaşı. Mr. Danger Gamers, çok iyi İngilizcem vardır. Hangi mikrofon teklif edersin? Buyur. Buyur Behringer. Teklif etmek ne abi? Önerirsin dersen Rode NT ama ondan sonra Samsung C01U. Evet, aklınıza tutarsanız YouTube'a yazın, Google'a çıkar. Samsung iyidir yani, candır. Bayrekt, zengin olursan yapacağın ilk şey tüm paralarımı 5 milyon yapıp daha da zengin gözükmek. O senin babayın a**ına koyayım. Çılgınım ben. Berat Sağlam, Face'de en çok kimi eklemek isterdin? Kimi eklemek isterdim ben? Barış Özcan, evet onu eklemek isterdim. Bir ara bende ekliydi fakat yanlışlıkla liste sıfırlama kodunu bastığımda piu uçtu. Eklemiştim yani, o daha 5000-10000 abone civarındayken ben onu eklemiştim ve kabul etmişti. Şu an istek gönderilmiyor. M Burak, Burak Gamers, senle konuşma şansın var mı? Evet. Şu an konuştuk. Genç oyuncu kanalını nasıl geliştirdin? Kanalını nasıl geliştirdim? Video atarak geliştirdim arkadaşlar. Elimden geldiğince video attım. Elimden geldiğince kaliteli içerik ürettim. Elimden geldiğince kaliteli ekipmanlarla, elimden geldiğince güzel bir şekilde video çekmeye çalıştım ve elimden geldiğince ne elmiş be. Sabırla arkadaşlar. Ve bitti. Ve bitti arkadaşlar. Bir hıyarı hak ettim herhalde. Buradayım. Ulan kafamdan büyük mikrofon almışım lan, bu ne? Evet arkadaşlar, bir videomuz daha sonuna geldik ve aşırı derecede fazla soru vardı ve gördüm neredeyse her soruyu cevapladım, bir iki soru hariç. Siz de Sinan'a sorum HD'inde sorularınızı sorabilirsiniz. Bu soruların dışında daha yaratıcı sorularınız varsa sorabilirsiniz. Geçen sefer arkadaşlar tam 5 tane cevaplamıştı ve bu sefer 500 oldu herhalde. Yok la, 500 olmaz da 50'yi geçti herhalde. Bilmiyorum, hesap saymadım ama bayağı oldu yani. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Şimdilik hoşça kalın ve bay bay. Bu nasıl bay bay lan? Ve bay bay. Aç ağzını, aç, uçak geliyor. Uçak geliyor, aç ağzını, aç ağzını. Hey, pislendi lan. Salatalık kokan bir telefon.